Merhabalar sevgili izleyenler. Bugünkü durağımız İzmir Urla. Bay Orhan Kuaför'deyiz. Yanımızda işletme sahibi Orhan Bey bulunmaksa birazdan hem güzellikle ilgili hem de kuaför sektörüyle ilgili merak ettiğimiz soruları Orhan Bey'e yönelteceğiz ve cevaplarını kendisinden alacağız. Öncelikle Orhan Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Orhan Bey kimdir? Sektöre kaç yılında adım atmıştır ve Bay Orhan Kuaför hakkında biraz bizleri izleyen misafirlerimize bilgi aktarabilir misiniz? Tabii. 17 Ağustos 89 doğumluyum. 13 yaşından beri bu işin içindeyim. 2003-2004 senesinden sonra başladım. Çıraklık biz alaylı yetiştiğimiz için. Daha sonra okul zamanlarımız, işte kalfalığımız, ustalığımız bu şekilde gelişti. Onun dışında mesleğimi severek yapıyorum. İşime aşığım demek daha yeridir. Evet. Bunun dışında genelde yabancılarla çalıştım. Yabancı müşteri portföyüm, tabii eğitimim, yüksek düzey kesim eğitimlerimi falan aldım. Çünkü kendimizi geliştirmemiz çok önemli bizim mesleğimizde. Evet. Gelişimlere açık bir sektör olduğumuz için müşteriye sabır ve incelik isteyen bir meslek. Sabır, incelik, mütevazilik. Özellikle zaten bayanların şu şikayeti var. Her kuaföre gittikleri zaman o ondan şikayetçi. O onun yaptığı işi beğenmiyor. Ya bu tamamen profesyonellikle alakalı. Yani siz bir işi beğenmiyor olabilirsiniz ama her yiğidin bir yol işi vardır diyebiliriz yani. Evet. Peki burası kaç metrekare alan üzerine kurulu Orhan Bey? Burası küçük bir salon. 50 metrekare üzerine kurulu. 1,5 senedir işletiyorum burayı. Potansiyelimin yeni yeni oturduğunu söyleyeyim. Müşteri portföyümün yükseltme çabasındayım. İleriye dönük fikirlerim var. Ve burada da tercih edilen bir kuaförsün. Tabii şu anda Zeytinalanı bölgesinde tercih edilen bir kuaförüm. Bunun dışında bilmek istediğiniz... Bu hizmeti Urlalı misafirlerinize verirken kaç uzman personelle veriyorsunuz peki? Şöyle söyleyelim. Ben dahil olmak üzere 3 uzman personelim var. Bir maniküristim, bir kalfam, bir de işletme sahibi ve usta olarak ben varım. Şöyle dedik, müşteri kitlemizi yavaş yavaş oturtturuyoruz dedik. Biraz ileriye yönelik plan ve projelerimizden bahsedecek olursak neler söyleyeceksiniz? İleriye yönelik şöyle planlarım var. Birincisi müşteri portföyümü arttırmak, ikincisi kişisel eğitimlerimi tamamlayıp özel sektör üzerinde daha yukarıya çıkabilmek, belki markalaşmak, belki şubeleşmek olarak devam yani edecek. Yani ileride Bay Orhan Kuaförü Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında franchising olarak veya şube olarak görmemiz mümkün olacak diyorsunuz. Umarım. Onun çabasındayım ben de. İnşallah. Peki sizin farkınız nedir? Diğer kuaförlerden en büyük farkınız nedir? Bence en büyük farkım müşteriyle aramdaki samimiyetim. Misafirperverliğim olsun, güler yüzlüğüm olsun, müşterilerle aramdaki diyaloğum olsun. Çünkü kuaförden ziyade birazcık da biz psikolog olarak. Evet, çünkü bayanlar normalde kuaförlere geldikleri zaman bir nevi terapi gibi bir şey oluyor onlar için. Yani terapi oluyorlar burada. Siz aynen öyle, kafalarını boşaltıyorlar, sorunlarını dinliyoruz, kafalarını boşaltıyorlar. Aslında güzelleşirken ekstra terapi oluyorlar burada. Tabii. Ya bizim işimiz cidden zor. Bir konuda cidden zor yani. Bayanları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz yani. Hem kişisel olarak bir verdiğimiz emek var, hem de işimizle alakalı verdiğimiz bir emek var. Evet. Bu şekilde. Bir de ürünlerimizi alırken nerelerden alıyoruz, alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Eminim ki birinci sınıf ve birinci kalite ürünler kullanıyoruz. Tabii canım, birinci sınıf ürünler kullanmaya çaba gösteriyoruz. Çünkü şu anda piyasada o kadar çok hani ürünlerin yan sanayileri çıktığı için insanların artık kuaförler dahil olmak üzere dışarıdaki insanlara karşı yaklaşım biraz daha bir adım geride kalıyor. Şöyle söyleyebilirim size. Eğer bir saçınıza bakım yapacaksanız ya da herhangi bir şekilde işlem uygulatacaksanız kuaförünüzle alakalı konuşmanız lazım. Dışarıdaki aktardan ya da herhangi bir kozmetik ürünü satan firmalara yöneldiğiniz zaman bunlar ben müşterilerimden duyduğum kadarıyla biraz üzücü oluyor. Ve şöyle bir şey var. Bayanların gerçekten saçlarına çok önem veriyorlar. Ben de saçıma çok önem veriyorum. O yüzden özellikle ürünleri alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tabii ki şampuanların parabensiz ve deterjan maddesinin olmamasına özen gösterilmesi lazım. Onun dışında ürünlerin üzerinde daha çok hayvanların üzerinde test edildikten sonra insanlara satışı sürülüyor. Sağlık Bakanlığı onaylı olmak zorunda. Hayvanlar üzerinde denenmemiş olmak zorunda. Bunları satın alırken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sizler de yine kuaför olarak tabii alım satımlarda her zamanki gibi titiz davranmak zorundayız. Çünkü sonuçta burada müşterilerimiz bize saçlarını emanet ediyorlar. Bunun dışında ne tür hizmetler veriyorsunuz? Sadece saç üzerine değil.
Sadece saç üzerine değil. Tabii manikür, pedikür, makyajımız olur. Sir ağda cilt bakımın üzerine bir işlemlerimiz oluyor. Müşterinin isteğine göre de bunları çoğaltabiliyoruz. Evet. Yani elimizden geldiği kadar hizmet vermenin hizmetimizi açabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Sizler ekranları önünden izleyen misafirlerimiz sizleri merak edeceklerdir. Web sitesi adresiniz varsa ve sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanıyorsak adres bilgilerinizi alabilir miyiz? Tabii. Sosyal medya üzerinden Facebook üzerinden kullanıyorum. Bay Orhan Kuaför diye yazdığınız zaman çıkar. Link olarak çıkar. Onun dışında adres bilgilerimi verebilirim. Evet, paylaşalım. 4135 Sokak, No 7, İzmir, Urla, Zeytinalı Mahallesi. Telefon numaram da 0232 766 3002. Buradan sizler de diledikleri saatte, diledikleri zaman iletişime geçebilirler. Bizler de Bay Orhan Kuaför olarak bugün bizleri burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bir kapanış alacağım sizlerden. Siz değişmeden hiçbir şey değişmeyecek. Değişmeye hazır mısınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bugünkü durağımız İzmir Urla'ydı. Bay Orhan Kuaför'deydik. Yanımızda işletme sahibi Orhan Bey'le bu keyifli röportajımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.